23 Ocak 2021 Cumartesi ve Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya 20'nin üzerinde ülkeyi yüksek riskli ilan etti. Bunlar insidans değeri 100 binde 200'ün üzerinde olan Almanya'dan çok daha yüksek oranda vaka görülen ülkeler. Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkeleri de bu listeye dahil. Bunun dışında bir de mutasyonlu virüs bölgeleri var. Buralarda İngiltere, İrlanda, Güney Afrika gibi yeni varyantın sık görüldüğü yerler. Türkiye ise yüzün üzerinde diğer ülkeyle birlikte normal riskli ülkeler kategorisinde yer alıyor. Buralardan gelen yolcular test yaptırmak ve 10 günde karantinada kalmak zorundalar. İsteyen 5. gün bir test daha yaptırıp karantinadan erken de çıkabiliyor. Ancak bu kararlar eyaletlere göre değişebiliyor. O nedenle gelenlerin mutlaka bulundukları bölgedeki sağlık dairesinden bilgi almaları lazım. Test mecburiyetini kötüye kullananlar da var. Almanya'dan Türkiye'ye gitmek isteyen bir yolcu. Havalimanında sahte bir korona test sonuç belgesiyle yakalanmıştı. Bir seyahat ajentesine sahte korona testi sattığı iddiasıyla baskın düzenlendi. Bu test sonuçlarının, sahte sonuçların 30-40 avrodan alıcı bulduğu belirtildi. Almanya'daki vaka sayısı ise düşüyor. 24 saatte 16.400 yeni vaka ve 879 can kaybı açıklandı. 100.000 kişi başına görülen vaka oranı ise 112'ye indi. Bu iyi bir haber. Kötü haberse mutasyonlu virüse birçok bölgede aslanmaya başlaması oldu. Hessen eyaletinde bir vakada Brezilya'da görülen virüs tespit edildi. Berlin'de de 14 mutasyon görülen Humboldt Hastanesi tamamen karantinaya alındı. Bu yeni türün %35 daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. Bütün bunları engellemek için FFP2 ve cerrahi maske kullanımı zorunlu yapılmıştı Almanya'da. Kumaş maskelerin toplu taşımada ve alışverişte kullanımı yasaklandı. Sağlık Bakanlığı birinci dalgada maske alacağını duyurdu. İhale yapmadı. Kim ne kadar maske getirirse getirsin hepsini alacağım dedi. Bunun üzerine eşi görülmemiş bir maske arzı oldu. Maske bulabilen herkes getirip bakanlığın önüne koydu. 6 milyar avroluk maske geldi. Bu kadarı da çok fazlaydı ama üst sınır konulmadığı için olay karmaşık bir hal aldı. Bakanlık bu maskelerin bir kısmını aldı bir kısmı depolarda bekliyor. Bazılarının parasını ödedi bazılarını ödemedi. Sol parti bakan yani şipanı vergileri israf etmekle suçladı. Davalar yüzünden sadece avukatlara 10 milyonlarca avro para ödendiği açıklandı. 25 milyona da aşı kampanyası yapılacak. Hepsini üst üste koyunca oldukça yüksek bir meblağ yapıyor. Bu paralarla ailelere destek verilebilirdi. Dar gelirlilere destek verilebilirdi. Ama hatalar yüzünden bilerek veya bilmeyerek bu paraların bir kısmı maalesef çarçur edildi. Çalışma Bakanı Hayl, dar gelirlilere, destek alanlara maske verilmesi gerektiğini söyledi. Sol Parti ve Yeşiller zaten bunu destekliyor. 60 yaş üzerine ücretsiz maske veriyor federal hükümet. Bavyera'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bremen'de ise 15-59 yaşları arasındaki herkese 5'er adet maske postayla gönderilecek. Geçtiğimiz hafta evden çalışma mecburiyeti getirilmesi yönünde bir karar çıkmıştı. Çalışma Bakanı bunun da uzatılabileceğini söyledi. Sendikalar Birliği ise DGB Evden çalışmalarda mesai saatlerinin genelde kaydedilmediğini hatırlattı. NOST konuşu Başkan Hoffman zaten yılda 1 milyar fazla mesai ücreti ödenmiyor. Bu ücret hırsızlığıdır dedi. Almanya'da aşı olanların sayısı da 1,5 milyonu geçti. Ancak yavaş gittiği yönünde eleştiriler var. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde aşı merkezlerinde aşı sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle bazılarında sadece öğleden sonra aşı yapılabilecek. Aşının nakliyesi zor bu konuda sorunlar Sağlık Bakanı Şefan da bunu konuştu. Onaylanması halinde Şubat ayında en az 3 milyon dozda İngilizlerin AstraZeneca karşısını beklediklerini söyledi. Avrupa Birliği'nin gereksiz seyahatleri kısıtlama kararının ardından ülkelerde harekete geçtiler. Hollanda Türkiye'den gelen yolculardan artık hem negatif PCR testi istiyor hem de hızlı PCR antijen veya lamp testi. Üstelik bu hızlı testlerin uçuşa en fazla 4 saat kala yaptırılmış olması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Biz yasaklamış olmayalım. Uçuşlar devam etsin ama iyisi mi siz gelmeyin. 5 saat içerisinde 3 test yaptırmak bilimsel bir açıklamaya haiz mi onu bilemiyorum. Hollanda'da gece sokağa çıkma yasağı da yürürlüğe girdi. Saat 21'de başlıyor sabah 4.30'da bitiyor. Bu süre zarfında sadece geçerli bir nedeni olanlar dışarı çıkabiliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ülkede. Zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlayan bir ülkede Belçika oldu. Çarşamba gününden itibaren bir ay süreyle Avrupa Birliği ülkeleri de dahil tüm turistlik seyahatler kısıtlandı. Çalışmaya gidenler ve nakliyeler kapsam dışı kaldı. Başbakan bu sınırları kapattığımız anlamına gelmiyor dedi. 27 Ocak'tan itibaren seyahat etmek isteyenler bunun gerekli olduğunu kanıtlamak zorundalar. Hangi seyahatler gerekli? İş, eğitim, hastalık, vefat, Allah göstermesin, anne babaların çocukların ziyareti gibi istisnalar var. Bu çok karmaşık bir süreç başlayacak anlamına geliyor. Yani yine yasaklamıyoruz ama siz seyahat etmeyin demek. Belçika'da kuaförlerin de açılması gündemde. Bu konudaki karar da 5 Şubat'ta alınacak. Fransa'da da AB ülkelerinden gelenlerden test isteniyor. Vaka sayıları düşmüyor. 23 bin bandında seyrediyor. Doktorlar da sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılmasını istediler. Ayrıca vatandaşlara toplu taşıma araçlarında birbirinizle ve telefonla konuşmayın çağrısı yaptılar. Uzmanlar telefonla konuşanların maskelerini indirmelerinden şikayetçi Aile birleşimi vizeleri de askıya alınmıştı ancak Danıştay bunun iptaline karar verdi. Aile üyeleri yurt dışında olanlar vize için başvuru yapabilecekler. Bu her ülkede sıkıntı Almanya'da aile birleşimi vizelerini oldukça yavaş veriyor maalesef. Avusturya'da toplu taşımada FFP2 maske takılması zorunlu olacak. Kurallara uymayanlar 40 avro ceza ödeyecekler. Israrla uymamaya devam edenlerse demir yollarını kullanmaktan men edilecekler. ABD'de ise bir temizlik görevlisi aşı merkezinde yanlışlıkla dondurucunun fişini çekti. 1900 doz aşı kullanılamaz hale geldi. Modern aşıları eksi 40 derecede tutuluyor. Sıkça paylaşılan bir hikaye var. Güney Afrika'da bir hastanede yoğun bakım ünitesindeki hastalar her hafta aynı gün ölüyorlarmış. Sebebi bir türlü anlaşılamamış. Bu ne tesadüf demiş inceleyenler. Sonra bir de bakmışlar ki Haftada bir orayı temizleyen görevli yaşam destek ünitesinin fişini çekip elektrik süpürgesinin fişini takıyor. Ama bu hikaye gerçek değil. O kadar çok anlatıldı paylaşıldı ki bu Güney Afrika sınırlarını aştı. Şehrin hastanenin adıyla birlikte dünya çapında üne kavuştu. Hastane açıklama yaptı böyle bir şey olmadı diye. Gerçek olmadığı halde gerçek gibi inanılan hikayelere Mandela etkisi deniyor. Nelson Mandela 28 sene hapis yattıktan sonra Cezaevinden çıktı. Nobel Barış Ödülünü aldı. Cumhurbaşkanı oldu. 95 yaşında eceliyle vefat etti. Ama birçok kişi onun cezaevinde öldüğünü düşünüyor. Bu bir şehir efsanesi haline geldi. Böyle birçok konu var. 90'larda Türk televizyonlarında şok diye bir program vardı. Korcan Karar sunardı. Mizah programıydı. Özel televizyonların yayın politikasıyla alay ederdi. Ama insanlar bunların gerçek olduğunu zannederdi. Bir ara Graham Bell'in telefonu mucidinin doğum tarihini tuşlayınca telefonla bedava konuşuluyor diye haber yaptılar. PTT'nin santrali kilitlendi. Benimki para yazıyor diyenler oldu. PTT açıklama yaptı. Aynaya böcek ilacı sıkınca televizyondaki şifreli yayınlar net izleniyor diye haber yaptılar. Denemeyen kalmadı. O zaman Sine 5 vardı ama kimse izleyemedi. Bizim sprey iyi değil diye düşündüler. Adnan Menderes döneminde uzaya gönderilen Türk astronot Ödenek yok diye geri getirilemiyor dediler. İnsanlar yardım kampanyası düzenledi. Sigara paketlerinde gümüş var diye haber yaptılar. Sokakta sigara paketi kalmadı. Biri belediyenin çöp ihalesini aldı. Gümüşleri toplayacaktı. Sonra öğrendi ki gümüş falan yok. Sinirlendi. Tabancayla televizyon stüdyosunu bastı. Ünlü bir Amerikalı model. Edirne Genel Evinde çalışmaya başladı diye haber yaptılar. Millet Edirne'ye gitti. Edirne Valisi açıklama yaptı. Şehrimizde o isimde bir hanım çalışmamaktadır denildi. Programın başında kocaman yazıyordu. Bu bir mizah programıdır. Burada yapılan haberler gerçek değildir. İnanmayın. İnsanlar yine de inanıyordu. Sadece bizim insanımız da değil. Her yerde benzer şeyler oluyor. İnsanlar olmayacak şeylere inanma konusunda çok hevesliler. Antik Yunan'da bir hatip, Demosthenes bir toplantıda konuşma yapıyor. Dinleyenler onu bırakıp aralarında sohbete başlıyorlar. Konuşmasına konsantre olamıyor. Bir dakika diyor, bir dakika sessizlik istiyorum sizden. Çok çok önemli bir şey anlatacağım. Öyle deyince herkes sohbeti bırakıp dikkat kesiliyor. Bir gün diyor, bir delikanlı bir adamdan eşek kiralamış. Bunlar aynı yolda giderken tesadüf beraber mola vermişler. E güneş de bastırmış, delikanlı eşeğin gölgesine uzanmış. Adam demiş ki kalk eşeğin gölgesinde benim yatmam lazım. E delikanlı olur mu demiş ya. Ben bunu senden kiraladım. Adam da ben sana eşeği kiraladım demiş. Gölgesini değil. Hayda aralarında kavga çıkmış. Sözün tam burasına gelince Demosthenes konuşmayı bırakmış, Kürsüden inmiş. Halk hemen çevresine toplanmış. E demişler hadi anlat söyle sonra ne oldu? İnsanlar ısrar edince yeniden kürsüye çıkmış. Sevgili ahali demiş. Şurada iki saattir sizin iyiliğiniz için, haklarınız için konuşuyorum. Dinlemeyip aranızda sohbet ediyorsunuz. Şimdi bir eşeğin gölgesini mi merak ediyorsunuz? O hesap insanlar olmayacak şeyleri merak edip olmayacak şeylere inanma konusunda çok hevesliler. Ama çoğu zaman gözlerimizin önünde olan biten şeyleri de umursamıyoruz. Bir olsak diyorsunuz bazen eşit olsak yokluk yoksulluk olmasa ezen ezilen olmasa ama işte sesinizi pek kimseye duyuramıyorsunuz. Ben yine de gelecekten çok umutluyum. Çünkü insanın olduğu her yerde mutlaka bir umut vardır. O umudun yeşermesi de sadece bir rüzgara bakar. Hoşça kalın.